Eylül ayı sanayi üretimi rakamları geldi. Eylül ayında aylık bazda %1,7, yıllık bazda 8,1'lik bir sanayi üretimi artışı var. Karamsarlık yaratmayan ama çok da iyi olmayan rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu rakamların ülkede son bir haftada esen olumlu rüzgarlardan, affedersiniz, etkilenebileceğini ve ileriye doğru gidebileceğini düşünüyoruz, temenni ediyoruz. Bunu konuşacağız. Skype hattımızda Kocaeli Sanayi Odası Başkanı, aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu var. Ayhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, iyi yayınlar Çok diliyorum. teşekkürler. Şimdi öncelikli olarak sanayi üretim rakamlarını konuşacağız. Tabii bir sanayi odası başkanı olarak, ama sizin bir şapkanız daha var. O şapkanız da aynı zamanda Avrupa Birliği'ni çıpalayan bir şapka olduğu için İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı olarak hem Avrupa Birliği Euro bölgesi rakamlarını konuşacağız, hem de bizim şu anda içinde bulunduğumuz durumun, iklimin yansımalarını bu çerçeveden de ele almanızı isteyeceğim. Önce sanayi üretim rakamlarıyla ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Ne durumdayız? Daha iyiye doğru gitme eğilimi var mı? Hayır, bir kırılma yaşayabilir miyiz? Çünkü koronanın içindeyiz hala. Görünen durum bize neyi söylüyor? Ali Bey, öncelikle 8,1'lik artış, yani yıllık bazda bakmak istiyorum ben. Çünkü Tabii. aylık bazda baktığımız zaman artış biraz daha bir önceki aya göre, yani kısa bir süreye bakmış oluyoruz. Bir Doğru. de yıllık bazda bakılmasının daha yerinde olacağını düşünüyoruz. Şimdi bir önceki yıllık bazdaki büyüme 10,9'du. Ama ona iyi incelersek Ali Bey, aslında baz etkisiyle, yani 2019 yılının Ağustos'unda -4'lük bir küçülme var. Evet. Onun üzerine 10,1, o şey 10,6 gelmesi gayet doğal. Çünkü orada aşağı yukarı 4 puanlık bir baz etkisiyle negatiften artıya geçiyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu 8,1'lik artışı ben bayağı olumlu buluyorum. Ekim ve Kasım aylarında, daha önce de siz de yayında bir tahmin yapmıştım. Ben Ekim ve Evet. Kasım aylarında bir ihracat bazında 17 milyarı geçeriz diye bir tahminde bulunmuştum. Doğru, Ekim hatırlıyorum. ayında bu Evet. tahminim çıktı. Ben Kasım'da 18 milyarı zorlayacağımıza inanıyorum. İnşallah yanılmam. Tabii burada Avrupa'daki pandeminin etkisinin artıyor olması benim tahminimin çıkma şansını biraz azaltıyor. Ama yine de baktığımız zaman, verilere baktığımız zaman, kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman, üretim sayılarına baktığımız zaman hakikaten bir fırsat var diye düşünüyorum. Aslında rekabetçi kurun artık yavaş yavaş etkisini gördüğümüze ben şahsen inanıyorum. Evet. Gerçi döviz kuruyla ilgili benden önceki arkadaşımız da çok detaylı bilgiler verdi. Son bir hafta tabii çok hızlı gelişmeler oldu. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği rakamlar şu anda Evet. karşı karşıyayız. Ama orta vadede, uzun vadede rekabetçi bir kurun olması Türk ihracatçısı için olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Bu bizim daha fazla üretime yönelmemiz, ihracata yönelmemiz, ihracat yapılacak yeni ürünleri bulmamız, biraz da arayış içerisinde olmamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii öte yandan da ithalatı frenleyecektir. Bunların üst üste koyduğumuz zaman rekabetçi kurun çok anlamlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu sanayi rakamına da Ali Bey biraz detay vermem Lütfen, gerekirse, tabii. imalat sanayinde %8,5'luk, ara malında %10,9'luk, sermaye malında 10,4'lük bir artış var. Bu çok değerli diye düşünüyorum. Orta ve yüksek teknoloji ürünlerde %13,8'lik bir artış var. Dayanıklı tüketim malı da otomobilden kaynaklanan %16,2'lik bir artış var. Tek kötü gördüğümüz rakam yüksek teknoloji ürünlerde maalesef %11'lik bir azalma var. Evet. Dolayısıyla üretim açısından baktığımızda çok kötü bir yönde değiliz. Tabii son 2 senedir aslında Türkiye bir kriz yönetimiyle Baş mücadele başa tabii ediyor. doğru. Dolayısıyla ertelenen alımlar var. Onun dışında vergilerinle farklı durumlar oluştu. Yani mesela bugün Türkiye'de ikinci el araçlarda çok ciddi bir
fiyat artışı var. Tabii bunun döviz kurundan kaynaklandığını biliyoruz birinci ellerde, ama ikinci ellerde de bu kadar yansıyacağını hiç kimse tahmin edemezdi. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman bu sanayi verisinin biz oldukça iyi bir 8.1'in çok iyi bir veri olduğunu, biz Ekim ve Kasım aylarında da benzer rakamlar, belki 1-2 puan altında, bilhassa Kasım'da geçen sene 5'e yakın büyümüşüz. Dolayısıyla orada belki 6 civarında bir büyüme olabilir, ama sonuç olarak 4. çeyrekte iyi rakamların geleceğini şimdiden görebiliyoruz. Evet, sizin bu konudaki tahminleriniz tutuyor. Geçmiş yayınlardan hatırlıyorum. O konuda isabetli tahminler yapıyorsunuz. Tabii hem içinde bulunduğunuz iklim dolayısıyla, çünkü siz sanayinin kalbinde yer alıyorsunuz. Bir de muhtemelen çalışıyorsunuz üzerinde. O sebeple doğruya çok yakın tahminler geliyor genellikle sizden. Ben bu birkaçını hatırlıyorum bu yaptığımız yayınlardan. Şimdi diğer konulara geçeceğim birazdan. Yani Avrupa Birliği'ni konuşacağız. Çünkü İktisadi Kalkınma Vakfı'nın temel ödevlerinden bir tanesi Avrupa Birliği ile olan yakınlaşmayı sağlamak. Yani öyle bir görevi var üstlendiği ayrıca. Onu konuşacağız. Avrupa Birliği ekonomisinin nereye doğru gittiğini sizden dinlemeye çalışacağım. Ülkede esen olumlu rüzgarı da konuşacağız. O da son derece önemli. Bu olumlu rüzgarın ben tarifini şöyle yapıyorum. Bir kötü giden bir maçın devre arasında teknik direktör soyunma odasına giriyor ve futbolculara o kadar iyi bir diskur geçiyor ki futbolcular ikinci devre ve birinci devreyle asla kıyaslanamaz bir oyun sergiliyorlar. Şimdi biz bu ikinci devreyi muhtemelen oynayacağız. Bu ikinci devreyi oynarken göz önünde tutmamız gereken hususları sizden öğrenmek istiyoruz. Yani sanayicinin göz önünde tutulması gereken hususlarını öğrenmek istiyoruz. Yani sanayiciye ne tür katkılar ve destekler verilmeli ki biz ikinci yarıda, yani maçı çok iyi tamamlayabilelim ve daha iyi bir netice elde etmiş olalım. Ali Bey, öncelikle daha dün Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli mesajlar verdi. Aslında hükümetimiz 2004-2009 yılları arasında yaptığı reformlarla çok önemli gelişmeler yapmıştı. Hatırlayacaksınız, 2003'e kadar, 2004'e kadar ülkemize gelen yabancı sermaye, yani direkt yabancı sermayeden bahsediyorum, 800 milyon dolar civarındaydı. Evet. Fakat ne zaman ki biz Avrupa Birliği perspektifiyle tam üyelik perspektifinin konuşulmaya başlandığı dönemde birçok da, yani Maastricht, Kopenhag kriterlerine uyum noktasında birçok reformlar yaptık. Evet. Ve o dönemde 22 milyar dolarlık yıllık bazda yatırımlar çekmeye başladık. Evet, müthiş. Şimdi öncelikle bu iklimi tekrar yapabiliriz. Çünkü yaptık daha önce. Yani bu hükümet bunu yaptı. Tabii. Mevcut hükümet diye düşünüyorum. Çünkü AK Parti iktidarı aynı dönemde. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar da bence bu yönde çok olumlu gözüküyor. Tabii ki döviz değil. Döviz ve enflasyonla ilgili fiyat istikrarına önemli bir vurgu var. Büyüme ve istihdama vurgu var. Şimdi istihdamda geçen yayında da size söylemeye çalıştım. Bizim aşağı yukarı bir 10-15 milyon insanımızın daha iş yaşamında olması lazım. Yani 27 milyon çalışanımız varsa bunun 40 milyonu geçmesi lazım. Yani gerçek ülke zenginliği istiyorsak. Evet. Dolayısıyla istihdam yönünde atılacak adımları çok önemli buluyoruz. Güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamının tesis edilmesi dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu çok değerli. Yargı sistemi konusunda yeni adımlar atılacağını dile getirdi. Bence bu da hakikaten çok çok önemli. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, hukukun üstünlüğü. Yani bu konular zaten o 2004'lü yıllarda yaşadığımız reformların temelini oluşturan adımlardı. Biz yani Avrupa Birliği'ne yaklaşmamız dışında aslında çok alternatifimiz yok. Bugün dünyada Trump gibi bir lideri gördük. Evet, şu anda Biden kazandı. Belki daha böyle global bir dünyaya bakan bir başkan var, ama şunu unutmayalım. 4 sene sonra bir seçim daha var. Tabii. Benzer bir düşünce yapısında olan yardımcısı seçilebilir. Yani dünyada Türkiye'nin yanaşacağı kutup diye bakarsak, hani güç kutubundan bahsetmiyorum, ekonomik kutuplardan bahsediyorum.
Avrupa Birliği bizim için en doğru hedef. Evet. Şimdi ulaşmak açısından en doğru hedef. Ve onların bu dönemde de verdikleri bize, bizle ilgili kararlarında çok taraflıydılar Yunanistan'dan ve Güney Kıbrıs'tan ötürü, ama onun dışındaki tavırlarına baktığımız zaman AB hakikaten hem diğer Amerika Birleşik Devletleri'nden hem doğudaki Çin'den çok daha istikrarlı bir yapı, demokratik, daha yaşanılabilir bir fırsat da sunuyor. Dolayısıyla Türkiye açısından baktığımız zaman biz bu normları yakalayıp tam üyelik hedefi devamlı olmasına rağmen, tam üye olmadan halkımızın refahı için bu adımları atmamız lazım. Zaten bu adımları attığımız zaman yatırım ortamını da iyileştiriyoruz. Yani bürokratik olarak yatırım ortamının önünde çok fazla engelimiz kalmadı. Sayısal bazda 56. sıralardan 30'lara kadar indik diye hatırlıyorum. Şimdi elimde tam rakam yok, yanıltmak da istemiyorum sizi, ama arkada kalan tek kısım bizim yapmamız gereken reformlar. Onları da Sayın Cumhurbaşkanımız öncelik vereceğini söylediğine göre vereceğiz demektir. Ben bu yönüyle tabii ki çok ümitliyim. Yalnız az önce de söylemeye çalıştım. İhracat Türkiye'nin olmazsa olmazı. Bunu yapabilmemiz için de bizim rekabetçi bir kura ihtiyacımız var. Üretimin desteklenmesi lazım. Ve değerli bir TL'de olmaması lazım. Yani baktığımız zaman, çünkü bütün dünya da bunu aslında yaşadı. Birçok çok basit yapabileceğimiz üretimleri bile uzak doğuya kaptırmış olduk. Dolayısıyla bu konuda da tutarlı olmamız lazım. Evet, enflasyon çok önemli bir sorun, ama öbür tarafta da işsizlik daha önemli bir sorun. Bizim bu konuda tüm meclis üyelerimize her meclis toplantımızda söylemeye çalışırız. Denk bütçeye de biz çok önem veriyoruz. Evet. Denk bütçe olması durumunda malumunuz bize kalan para, yani özel sektöre kalan yatırım için kalan paranın hem oranı düşecektir hem miktarı artacaktır. Dolayısıyla geçen yayında size söylemiştim. Evet. Türkiye'de bir dolaylı vergilerde bir arttırma potansiyeli olan bir nokta var. O da petrol, evet, fiyatları. Ama onunla ilgili de tabii ki fiyat istikrarı konusunda en fazla etkili olan bir arttırma yönünde etkisi olan bir unsurdur. Belki 2020 yılında nasıl olsa yılı kapatıyoruz deyip belki böyle bir çalışmada hükümet tarafından yapılabilir. Tabii ki burada ben bizim taraftaki arkadaşlarımızdan da belki eleştiri alacağım, ama ülkemizin bütçesinin çok değerli olduğunu, denk olmasının çok anlamlı ve değerli olduğunu, bizi daha az kırılgan yaptığını, evet, vurgulamak istiyorum. Evet. Ayhan Bey, şimdi bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra Avrupa Birliği ile olan ilişkileri konuşacağız. Çünkü siz yıllık olağan toplantılara katılıyorsunuz Brüksel'de, Strasbourg'da. Oralardaki muhataplarınızla ya da paydaşlarınızla, girişim ortaklarınızla, yani Avrupa Birliği nezdindeki ortaklarımızla son bir haftada ne tür temaslar kurdunuz, varsa son bir hafta, yoksa geriye doğru da olabilir, ama şu iklimin nasıl görüldüğünü, dışarıdan nasıl görüldüğünü merak ediyorum Avrupa Birliği gözüyle. Onu bize iyi yansıtabileceğinizi düşünüyorum şahsen. Çünkü yakın vadede Avrupa Birliği'nden bize olumlu ya da herhangi bir mesaj gelmesi beklenmiyor. Ama biraz gözleyip, duruma bakıp ondan sonra bizimle daha sağlıklı iletişim kuracaklarını düşünüyorum. Şu anda Avrupa Birliği'nin uzaktan bizi gözetlediğini düşünüyorum sadece. Bu uzaktan gözetlemeyi bize anlatmanızı rica edeceğim, ama reklamdan sonra.